Merhaba arkadaşlar, Aşıgılca Fikirler'e hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hanımlar, bugün bu çantanın anlatımını yapacağım. Bu çantayı birçok yerde görmüşsünüzdür. Ben niye anlatıyorum? Ben bunu biraz büyük yaptığım için, nasıl büyüttüğümü göstermek için anlatacağım. Normalde 7 sıra veya 5 sıra çok gördüm ama 8 sıra olan hiç görmedim. Ben 8 sıra yaptım. Ya şu Potcoin'lerini 8 sıra yaptım. Daha büyük olsun istedim. Hatta bunu gelinime yapıyorum. Gelinim büyük olmasını istediğini hissettim açıkçası. Bana söylemedi ama öyle hissettim. Onun için büyüttüm. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum anlatımıma. Daha önce şöyle göstereyim hanımlar. Bir kapağını bitirdim. İkincisini de şöyle geldim. 7 sırayı da bitirdim. 8. sıraya başlamadan bıraktım. Sadece şimdi bu ortasını anlatacağım size. Başka bir iple, bu ipten kalmadı çünkü. Ha şunu da söyleyeyim hanımlar, şöyle bir ip. Bakın saten makrome. Bu bir tanesi bir kapağı tamamen bitti. İkinci kapakta diğerini kullanacağım. Şimdi şöyle göstereceğim için başka bir ip kullandım. Önemli değil. Bunu yaptığım tığımda 4 numara. Bunun numarası önemli değil. Bu iki sanırım, bu da şey. Bunun numarası silinmiş, göremiyorum. Şimdi hanımlar, iki zincir çektim. Sihirli halkanın içine 10 tane sık iğne yapacağım. Biraz gevşek yapalım sık iğneleri. Çünkü batması zor oluyor. Özellikle bu iple yaparsanız daha gevşek yapın. Çok zor oluyor çünkü. 3 tane yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım sık iğnemi. Şöyle çekiyorum. Çektim hanımlar, bakın. Bunu yaparken böyle bir iple yaparsanız mutlaka şu çektiğiniz ipi şuraya bir ilmek çıkararak sıkıştırın. Bu belki pamuklu makrume de gerekmeyebilir ama bu sentetikte mutlaka yapın. Çünkü geriye gevşeme olacağı için oluyor, yani kayıyor çünkü. Şöyle bakın. Böyle yapıp sıkıştırmanız gerekiyor. Onu ihmal etmeyin. Sonra çantanız içten içe sökülmeye başlayabilir. Şimdi hemen şöyle geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. Şu ipimi biraz gevşek tutuyorum. Hemen köküne aldım. Bakın bu şey, sıkı yapmıyorum bile. Biraz gevşek tutarsanız daha güzel olacaktır. Yani popcorn daha büyük olunca güzel olacak. Bir tane tekli çektim, sonra ikisini birlikte çektim. Bıraktım, tekrar ipimi aldım. Tığıma ip aldım. Birini çektim. İkincisini çift çekiyorum. Aldım. Bir, iki. İki, dört tane oldu. Hemen aynı yere batıyoruz her zaman. Bu şekilde dört. Bir tane daha yapacağım. Bakalım. Bu tığımızda iki, dört, altı tane olması gerekiyor. Evet, oldu. Şu parmağımla bunu böyle yapıyorum. Kapattım, çektim, kapattım. Zincir çekmeden hemen geçiyorum dibine. Hemen bir sonraki sık iğneye. Sık iğneyle buraya ekledim. Bir zincir çektim. Yine burayı biraz gevşek tutuyoruz. Diğer sık iğnenin içine geçtim. Bir, iki. Tekrar. Beş defa batıyoruz aynı yere. İki, 3 4 bir daha yapacağım. 5 5 defa da 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar hepsini birlikte çektim ve kapattım. Hemen geçiyorum diğer sık iğneye. Bir sık iğne de yaptım. Sonra zincirimi çektim. Devam ediyorum.
Bu şekilde hanımlar 5 tane bizim mısır patlağımız olması gerekiyor. Türkçe anlamı mısır patlağı. Niye Türkçesini kullanmıyorlar anlamıyorum. Yabancısını kullanıyorlar. Bizim dilimiz dururken 2-4 yabancı terimler, kelimeler kullanmasını ben rahatsız oluyorum. Tekrar batıyorum. Aynı yere yavaş yapıyorum. Anlaşılsın diye. Bir tane tek çektim. Diğerini ikisini birlikte çektim. Kapattım. Çekiyor. Sonra kapatıyorum. Zincir çekmeden diğer sık iğneye geçiyorum. Hemen yandaki sık iğneye devam ediyorum. 3 tane oldu. 2 tane daha olacak. İki, dört, bir tane daha yapmam gerekiyor. Beş. Beş tane tamamladım. Mutlaka parmağınızla şöyle yapın. Sonra çekip kapatın. Hemen geçtim buraya. Bunun örmesi çok kolaymış ya. Satan iple çok zorladım. Zorladı beni. Bayağı parmaklarım ağrıdı. Sert olduğu için çok uğraştırıyor. Şöyle devam ediyorum. Tane daha batacağım. 6 tane tığımızda 6 tane ilmek olması gerekiyor. Ondan sonra çekiyoruz hanımlar. Evet. Kapattım. Şimdi hemen bakın yine burada bir tane sık iğnem kaldı. Ona battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya geçiyoruz. Bakın şurada bizim bu yaptığımız şey mısır patlağının burada şu ikili olan şeyine geçirip ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir tane de tepesine battım. Bir tane de diğer yanına. Tekrar geçiyorum diğer sırpatlarına. Geçtim. Ortasına batıyorum. Yani tepesine batıyoruz. Kapattığımız yere bir sağına bir de soluna. Başka yapmıyoruz. Yani bu arada 3 tane sık iğnemiz oluyor. Bir tepesine, sağına ve soluna. Evet, sıramı tamamladım. Son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi buraya hanımlar hayır gelmemişim. Geldim zannediyordum. Evet, şimdi son. Buradan başlamıştık şuradan yapmaya. Şimdi bunun içine şöyle burayı geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim. Bu geçiş yaptığımı iyice sıkıştırıyorum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa aynı şekilde biraz önceki yaptığımız mısır patlağını yapacağız. Bir aynı yere batıyoruz. Örme şeklimiz yine aynı. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Üç tane oldu. Dört. Beşinciyi de yaptım. Şimdi topluyorum hepsini ve kapatıyorum. Şimdi buradaki hemen ilk gördüğümüz biraz önceki yaptığımız sık iğneye sık iğne batarak yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Hemen
Hemen yanındaki sık iğneye aynı işlemi yapıyorum. Üç, dört, bir tane daha yapacağım. Beş olacak. İki, dört, beş tane var. Bir tane daha yapacağım. Altı ilmeğimiz olacak tığımızın üzerinde. Kapatıyorum. Hemen yanındakini hiç atlamıyoruz hanımlar. Burada atlama yaparsanız eksilir. Şimdi bu 5 tane, ikinci sırada 2, 4, 6, 8 tane olmuş. Bu şekilde hanımlar bu sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet, sıramı tamamladım. Son sık iğnemi de battım. Şöyle yine aynı şekilde hanımlar bu sırada da şöyle bir tane tepesine, bir sağına, bir de soluna sık iğne yaparak bu sıramı yine böyle devam edeceğim. Burada da farklı bir şey yok. Aynı şekilde devam edeceğim. Evet, sık iğnelerimi yaptım, geldim. Bakın, bu tepesine battıktan sonra bu son sık iğneyi dediğim gibi şöyle yapıyorum ben hanımlar. Daha düzgün oldu öyle yapınca. De zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Şimdi bakalım bunun kaç tane olmuş? 1, 2. 2 tane yaptık. 3. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bu 3. sırada mısır patlamamız olacak. 1, 2, 3. sıradayız. 4. sırayı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Yani bu artırmalarını buradaki gösterdiğim sık iğneleri aynı şekilde yapacağız. 5. sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. 6. sıraya başladığımızda yani bu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıraya başladığımızda şeyi şu sık iğnelerini burada göstereyim artık. Bunu sanırım bunda bu kadarca yeterli diye düşünüyorum. Aynı şekilde yapacağız. Bir tane sık iğne bir mısır patlağı yaparak bu sıramızı devam edeceğiz. Yani 6. sıranın zeminini yani sık iğnesini yaptığımız zaman farklı yapıyoruz. Onu şimdi bunu da göstereceğim hanımlar. Şöyle kaldırayım. Bakın. Bu 2, 4, 6. Diyelim ki şunu yapacaksınız. Bu sırayı yapacağınız zaman buradaki sık iğneleri şöyle göstereyim ben hemen. İpimi de bu tarafa alayım. Bakın bu sıramı tamamlamış gelmişim. Şimdi bunda da aynı işlemi yapacağım için bunu da gösteriyorum hanımlar. Şimdi 7 sıra örmüşüm. Şimdi 8. sıranın zeminini yapacağım. Yani sık iğnesini yapacağım. Üstüne de pot koyun yaparken halkamızı ekleyeceğiz. Onun için şimdi ben halkayı ekleyeceğim zaman göstereceğim ama onun öncesini şöyle göstereyim. Bakın burayı bir sıkıştıralım. Şimdi bu sıramızı bakın böyle sık iğne yapıyorum ya bu ortadakine batmıyoruz. Yani bu 6. sıranın zeminini de aynı şekilde yapacaksınız. Buradaki gibi devam ederseniz çok artar. Bir tek burada yapıyoruz öyle bir de son şeyi mısır patlağını yapmadan önceki sıramızda bu işlemi yapıyoruz. Bakın bu tepeye şunun tepesine batmıyorum. Sadece bir sağına bir de soluna. Bakın hemen yanındaki sıpatlarına geçtim. Yanında şeyi alıyorum. Tepesine batmıyorum. Bu tepeyi bırakıyorum. Hemen diğer sağına soluna geçiyorum. Bir sağdan bir soldan. Bu şekilde bu sıramızı da böyle devam edeceğiz. Dediğim gibi bir tek orada bu 6. sırayı başlarken yapıyoruz öyle bir de bu son sırada. Başka bir yerde öyle yapmıyoruz. Yani böyle benim gibi 8 sıra örecekseniz eğer. Yoksa 7 sıra örecekseniz zaten burayı da yine aynı şekilde yapacaksınız.
sık iğnelerini. Yedinci sırada zaten hemen şeyi kolunu kurpunu takıyorsunuz. Şeylerde mısır patlaklarında yapınca bitmiş oluyor zaten. Bakın şimdi bu kenarına battım hanımlar. Şu kenarına. Bu ortası kalıyor. Bir de bu kenarına. Bir sağdan bir soldan batarak bu sıramı bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Şimdi bunu bu sıram hep böyle devam edeceğim. Ama onun öncesinde ben şurayı göstermem gerekiyor. Şimdi son mısır patlarını yapacağım için. Şimdi bakın burada hanımlar ben normalde etrafını öyle dolanacağım ama bunu ekleyeceğim için burada o işlemi yapmıyorum. Önce bu kurpun yerini göstereyim size. Şimdi açıyorum geriye. Şimdi burada 5 tanesini kurpu ekleyeceğimiz yer 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane şuraya gelene dek burada sık iğnelerimizi normal yapıyoruz. 1, saymama gerek yok. Bütün boşluklara hep sık iğne yaparak devam edeceğim burada hanımlar. 5 tanesine bu şekilde yapıyorum. Bakın bir tepesine batıyorum. İki de kenarlarına. 5 tanesini bu şekilde yapacağım. Sadece bu son sırada böyle yapıyoruz hanımlar. Son mısır patlağını yaparken dediğim gibi 6. sırada her taraf etrafını komple dediğim gibi dolanacaksınız. Devam ediyorum hanımlar. Bakın batıyorum tepesine. Bir sağına bir de soluna. 5 tanesini bu şekilde yapacağım. Çünkü kurpunu ekleyeceğim buraya. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olmuş hanımlar. Şimdi şöyle batıyorum. Buna da bundan sonra bu tepelerine batmak yok. Sadece dediğim gibi sağına ve soluna. Şimdi bakın. Battım. Bu tepeyi atlıyorum. Diğer yanına batıyorum. Hemen diğerine geçtim. Tepesine yapmıyorum. Soluna yapıyorum. Hemen sağına batıyorum bir tane. Ve diğer soluna geçiyorum. Bu şekilde hanımlar sıram bu şekilde devam edeceğim. Sadece sağ ve soluna batarak buraya kadar geleceğim. Burada kurpunu ekleyeceğiz. O zaman devam edelim. Evet hanımlar, dediğim gibi sıramı tamamladım. Bakın buraya kadar geldim. Burada normal sık iğne yapmıştık ya. Buraya geldim. Bu şeyin en son mısır patlağı vardı. Buraya taktım ipimi. Şunu da söyleyeyim hanımlar, bakın şu halkaların şu arası açık oluyor. Sonra geriye çıkıp sökülmesin diye burayı mutlaka bantla sarın, ben sardım. Burayı da içine getireceğim. Bu tepedeki yeri kaydırma yöntemiyle şey yaptım. Bakın bu ipimi buradan alıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Şöyle tutuyoruz. Bu dediğim gibi bantlı yeri içine getirmeye çalışacağım. Hemen başlıyorum buradan sık iğne yapmaya. Şimdi masada takır tukur ses çıka çık. Üzgünüm. Başka şansım yok. Şimdi şöyle normal sık iğne yapıyoruz hanımlar. Hiç atlamıyoruz. Bütün sık iğnelere şöyle alın ki kolay alasınız. Hemen yanındakine böyle alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle çekeyim. Bantlı yer içinde kalması gerekiyor.
Bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Hiç atlamadan yapıyorum. Böyle aldım ve çıkardım. Yanlış, ha şöyle yapacağım. Kaydırmak gibi oldu. Sık iğne yapıyoruz burayı. Şimdi şuraya kadar geleyim hanımlar. Masada zor oluyor durması da. Şuraya kadar geleyim. Sonunu göstereceğim. Evet. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Şimdi buraya şöyle sıkıştıracağım bir tane. İpimi iyice çekiyorum. Şöyle yaptım. Bakın kaydırma yöntemiyle. Bir zincirimi çektim. Şimdi hemen bu boşluğa, şu ikisinin arasına bir tane ısı batağı yapacağım. Aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Burası biraz zor, aslında zor olmuyor da masada olduğu için şu anda yapmaya zorlanıyorum hanımlar. Kaç, 2-4 tane olmuş. Bir tane daha yapacağım. Yeterli. Ben yanlış tığla örüyorum ya. Kendimi bu kadar zorluyorum. Aman Allah'ım diyorum. Bu niye böyle oluyor ya? Tığımı değiştirmem gerekiyordu. Allah'ım meselle. Burayı da o yüzden zorlandım yaparken. Şimdi fark ettim. 2, 4, 6 tane. Evet. Tamamlandı. Şimdi çek. Topluyorum hepsini. Kapatıyorum. Düzeltiyorum bunu. Hemen şuraya. Hemen yanındaki sık iğneye. Hiç atlamadan sık iğne yapıyorum. Tekrar zincirimi çektim. Diğer yanındakine bir tane daha sıpatla yapıyorum. İki. Üç. Dört. Bir tane daha yapacağım. Beş tane. Evet. Topladım. Kapattım. Düzeltiyorum. Ve hemen kökündeki sık iğneye batıyorum. Atlarsak toplanır. Bir zincir çektim. Evet. Hanımlar, bu şekilde bütün etrafını dolanacağım. Buraya kadar geleceğim hanımlar. Yani mısır patlıklarını yaparak buraya kadar geleceğim. Bakın böyle bombali. Bombali oldu. Böyle olmasını istiyordu zaten gelinim de. Ben de onun için onun istediği gibi yapmaya çalışıyorum. Evet hanımlar. Buraya ben dediğim gibi bu şekilde devam edeceğim. Diğer tarafa gelince birlikte yapalım. Sıramı tamamladım. Geldim hanımlar. Bakın şöyle mısır patlağını yaptım. Buraya sık iğnemi battım. Şurada bir tane mısır patlağımız var. Onun ay çok sıkı diğer şişle yaptım ya. Tığla çok sıkı tığ işlemiyor. Bakın şöyle
Bir geçiş yapıyorum buraya kaydırma yöntemiyle. Yaptım. Şimdi hanımlar şu halkanın üzerine sık iğne yapmıştım ya. Oraya başlayacağım ama şimdi ben diğer başka tığımı değiştirmek zorundayım. Çünkü biraz önce o hatayı yaptım ya. Burası çok sık olduğu için yine bu tığla yapmam gerekiyor. Onun geçmesi mümkün değil. Çünkü bununla yaptım biraz önce bilmeden. Şöyle bir tane zincir çekiyorum öyle hanımlar. Bakın şöyle. Bakın bu yapmış olduğum sık iğneler vardı ya. Biraz önce onun bütün sık iğneleri hiç atlamadan şöyle zincir tekniğiyle devam ediyorum. Diğer sonuna kadar yani bu şekilde şuraya kadar devam edeceğim. Yani masaya çarpmadan yapmaya çalışıyorum ama ister istemez yine ses oluyor. Kusura bakmayın. Şöyle. Bu şekilde hanımlar olacak burası. Şuraya kadar geleyim. Çünkü ne yapılacağımı anlaşıldı nasıl olsa. Yoksa böyle çok takır dukur gitmiyor. Sonuna geldim hanımlar. Şimdi burada bakın bir tane sık iğne yapıyorum şuraya. Hemen geçtim diğer mısır patlarına ona sık iğne yapacağım. Tığımı hemen değiştireyim bu arada unutmadan. Şimdi bu yaptığım biraz önceki yaptığım mısır patlarının içine, tepesine, sağına, soluna 3 tane sık iğne yapacağım. Zincir çekmeden, hiçbir boşluk atlamadan hepsini bu şekilde sık iğne yapacağım. Bu sıramı böyle tamamlayacağım onu. Bakın hiç atlamıyorum. Tepesine de batıyorum. Sağına ve soluna. Evet, bu sıramı da tamamlayıp buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım hanımlar. Buraya kadar geldim. Burada bu ipimi koydum. Yani geriye doğru bir sıra daha tersten hani sık iğne yapabilirdim ama şöyle düz gelsin diye bakın böyle ters düşmesin diye buradan bir ip bağladım. Bir sıra daha sık iğne gidiyorum. Sonra ekleyeceğim ikisini birbirine. Diğer ucunu aldım ipin. Yani böyle yapmamdaki maksat hani bir sıra daha sık iğne olsun istedim ki eklediğim zaman kenarlar düzgün olsun diye iki sıra sık iğne yapmış oldum yani. Aslında şurayı yaparken mesela bir sık iğne gittikten sonra bu popkoyunu yaptıktan sonra bunu eklemiş olsaydım öyle hani buradan bir daha ip bağlamama gerek kalmazdı. Şu kaydırmayı yaparken bir sıra daha giderdim sık iğne ama yani yaptıktan sonra fark ettim. Siz öyle yapabilirsiniz. Daha da sökmedim çünkü örmesi çok zor, ellerim çok acıdı. Sökmedim, böyle devam ettim hanımlar. Yani böyle de olabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Ya oraya hani yere ayırdık 5 tane kulplu takmak için ya sık iğne. Onun üzerine bir sıra daha sık iğne yapıp sonra şeyi popkornlar da bitmiş olur o zaman. Kolu kulplunu eklersiniz. O zaman hani yeniden buraya ip koymanıza gerek kalmaz. Ya da benim gibi şöyle bir sıradan da yapabilirsiniz. Bir sıra sık iğne yapıp ekleyebilirsiniz. Ya da daha çok artık tercih sizin ne kadar olmasını istiyorsanız buradaki sık iğnenin ona göre yani bu boyutu gayet iyi oldu. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ben buraya kadar geleceğim. Sonra eklemesini göstereceğim. Sıramı tamamladım. Geldim. Şuraya bir tane kaydırma yaptım. Yani sık iğne yapmadım. Şimdi ben zor dedim de hanımlar gözünüz korkmasın. Zorluğu benim için şu oldu. Hem hani büyük yaptığım için
Bu büyüdükçe örmesi zorlanıyor. Küçükken kolay. İkincisi de bu iple yapması zor. Normalde başka iple yaparsanız, pamuklu iple yaparsanız bu kadar zorlanmayacaksınız. Ben bu ip bayağı şey yapıyor, sert olduğu için. Şimdi hanımlar eklemesini göstereceğim ama nasıl ekleyeceğim bilmiyorum. Şu anda ben bir deneyeyim bakayım nasıl ekleyince güzel oluyor ya da kolay oluyor. Ondan sonra size de göstereyim. Şöyle bakın iki kapağımız da tamamlandı. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hanımlar bir göstereyim yaptığım yeri. Bakın ne kadar güzel duruyor böyle. Bakın. Burası çok güzel oldu. Bu şekilde bütün etrafını yapacağım. Bakın ipim aşağıda. Hemen şuradan bir tane alıyorum. Ama tek telini alıyorum hanımlar. Bir tane de bu diğer kapaktan. Şimdi bu üçünü birlikte çekip çıkaracağım. Bakın şimdi masada olduğum için yapamayacağım. Şöyle üçünü birlikte normalde kolay oluyor hanımlar. Şu anda masada olduğum için kurtlar falan dik duruyor ya bana engel oluyor. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman çok güzel bir ekleme oluyor. Göstermek istedim size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bu size zor gelirse dikeceğiniz zaman da hani dik tığla bana zor geliyor derseniz dikebilirsiniz de. Dikmesini de göstereceğim bir dakika. Şimdi şöyle bakın. Üçünü birlikte çektim. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. İpim aşağıda. Üçünü birlikte çekiyorum. Daha fazla yapamayacağım. Çünkü dediğim gibi kameranın altında çok zorlanıyorum yapmaya ama normalde kolay yapıyorum. Şimdi hanımlar iğneyle dikeceğiniz zaman da mutlaka şu tek telini alın. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle çekeyim bu sökülmesin. Uç alayım, uçla göstereyim size. Üzgünüm hanımlar. İğneye takmaya çalıştım ama takamadım. Çok kalın geçmiyor. Şöyle bir şey yapılabilir. Şimdi aklıma geldi. Bu ipimiz burada dururken şöyle bakın uç olacağı için sıkıntı olmayacak. Şuradan başlayayım bu tarafa doğru geleceğim. Şöyle tek telini aldınız. Bu benim yaptığımdan daha kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan yaptınız ya. Bu ip burada ilmek olacak. Ucunu bağlamış olacaksınız. Ben şimdi hani sökeceğim için bağlamıyorum. Bu şekilde tığla. Çünkü dediğim gibi iğneye geçiremedim. Yani bu bir alternatif. Size hani fikir sunmak için yapıyorum. Şu anda aklıma geldi. Bakın bu şekilde tığla bir miktar ip koyup böyle çekebilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapayım. Bakalım düzleyince nasıl görünecek hanımlar. Aslında düz olduğu zaman görünmesi önemli değil. Bu şekilde de görünmesi daha önemli aslında. Şimdi şöyle bir sıkıştırıyorum. Bakın. Çok güzel. Böyle de güzel oluyor. Ama bu daha güzel. Ama bu kolay. Nacizane fikrim. Ya da şöyle göstereyim. Arkadan bakalım nasıl oldu. Arkadan da yaptığınız zaman daha düzgün düşecekti. Düz tarafa. Yani şu anda benim yaptığım işlemi arkadan yapınca buraya daha düzgün gelecektir. Sadece fikir benden yapması sizden nasıl arz ederseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun etrafına dediğim gibi bu kamera açısı benim çok dar. Onun için böyle şeyleri yapmaya zorlanıyorum. Çocuklarıma duyurulur. Bana yeni bir telefon yükselticisi lazım. Bilgilerini arz ederim. Çünkü böyle normal bir şeyler yapınca fark etmiyor da böyle şeylerde bayağı zorlanıyorum. Şöyle.
Bazı yerleri sıkı yapmışım, sık iğnesini. Çok sıkı yaptığım yerlere tığ biraz zor giriyor. Yani sonuçta anlaşıldı hanımla nasıl yapacağımız. Anlaşıldı. Hep üstten takıyoruz hanımla, alttan takmıyoruz tığı. İpi alttan alıyoruz, üçünü birlikte çıkarıyoruz. Bakın bu böyle üstten takıyorum. Taktım, diğerini de buradan takıyorum. Tek telini. Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Evet, işte bu kadar hanımlar. Şimdi bir de ben bunu böyle yaptım ama şuraya bakmam lazım. Bakın şu bu kadarca açık bıraktım. Yani bu ekleme yerinden. Şimdi bunu yapacağım, bakacağım ki hani rahatlıkla bir şey cüzdan falan çıkarıp koyulabiliyor mu? Ona göre ayarlayacağım. Burasını ona göre bırakacağım. Yani biraz daha bu tarafa almam gerekir mi diye onu kontrol etmem lazım. Çok orijinal, hoş bir şey oldu hanımlar. Tavsiye ederim, yapın siz de. Çok ağır ama bana göre ağır. Benim gibi boyunda sıkıntısı olanlar için ağır. Ama gençler çok rahatlıkla kullanabilir. Yani kendimi yaşlı olduğunu demiyorum da. Aramızda kalsın. Evet hanımlar. Şaka bir yana evet çok güzel oldu şeyimiz. Dediğim gibi hayli ağır ve hem kulak şeyi kurtlarından dolayı hem de ip iki tane tamamen iki ipim bitti. Çok azıcık bir şey kaldı. Şununla da işte etrafını döneceğim. Bu kadar. Evet hanımlar. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka bana bildirebilirsiniz. Ya sosyal medya hesabımdan ya da buraya yorum yazarak. Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni yapmayı ve de yorumlarda beğenilerinizi ifade etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Yani sadece rica ediyorum. Mecbur değilsiniz. Yaparsanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Zatınıza hoş bakın. Allah'a emanet olun.